Efendim merhabalar. Mutlu bir öğleden sonra dileyerek başlatıyorum İyi Bir Dünya programını. Bugün sizlerle aslında iyi bir dünyanın, gelecekte daha iyi bir dünyaya sahip olmanın kurallarından birini, gıda israfını konuşacağız. Gıda israfı sanki böyle herkesin elinde çok konuşulan, çok dikkat edilen, anneannelerden, babaannelerden veya diğer yaşlılardan duyduğumuz ve çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz bir konu. Ama gerçekler öyle değil. Bunun için gerekli bilgileri ve bu konuda başlatılan harika bir projeyi bize İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sayın İsmet Aral anlatacak. İsmet Bey merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok teşekkür ederiz efendim, siz nasılsınız? İyiyiz valla. Önce size Yasemin Hanım teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili beni buraya davet ettiniz, güzel programımıza. Keyifli ve güzel bir program olmasını diliyorum. İnşallah bizi izleyenlere yararlı olur. Hepsine de saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz efendim. İsmet Bey, şimdi gıda israfı az önce de bahsettiğim gibi sanki hani biz bu topraklarda, Anadolu'da çok görmüş, geçirmiş, kadim bir topluluğun devamı olarak bu konuyu çok bildiğimizi düşünürüz. Ama sizin az sonra da paylaşacağınız gibi durum hiç de öyle değil. İsterseniz bize birazcık gıda israfında bu topraklar ne durumda, dünya ne durumda? Şöyle bir tablo çizebilir misiniz? Bizi şöyle bir sarsarak başlayalım isterseniz bu zaman. Evet, sarsacak çok kelime var. Doğru söylüyorsunuz. Bizim topraklarımıza yakışmayan bir gıda israfımız var, öyle söyleyeyim. Yani hem bizim eski gelenekleri uymuyor, hem de gerçekten bu gıda israfının biz farkında değiliz. Biz içine girdiğimizde, çalışma yaptığımızda sektörle ilgili, hem gıda sektörüyle ilgili hem de insanların davranışlarıyla ilgili yaptığımız araştırmalarda insanlar gerçekten gıda israfı yaptığını farkında değil. Yani gıda israfı yapıyor musunuz diye soru soruyoruz insanlara. Hayır, yapmıyoruz diyorlar. İkinci soruyu soruyoruz. Siz işte atıyorum bir marketten salatalık aldınız veya salata türü şeyler aldınız, domates aldınız. Bunu yarısını yaptınız, evet, öbür gün dolaba kaldırdınız. Biraz eskidi püsküdü, ne yapıyorsunuz diye soruyoruz tekrar. Atıyoruz tabii ki diyor. Attığının farkında değil. Yani gıda israfı yaptığının farkında değil insanlar. Ben konuya böyle girmek istemezdim. Evet, Türkiye'de gerçekten gıda israfının rakamları son derece kötü durumda. Ben biraz dünyadan bahsedeyim, sonra Türkiye'ye dönelim. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler Örgütü'nün öncülük ettiği, bazı çözüm ürettiği küresel sorunlar var. Tabii bunlar yoksulluk, açlık, gıdaya ulaşım, iklim değişiklikleri, bunlar Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Gıda israfı da gündeminde. Son 15 yıl önce gıda israfı ile ilgili Birleşmiş Milletler FAO'ya görev vermiş. Ve FAO bu konu hakkında hem dünyadaki gıda israfını ölçmek hem de ülkelere bir takım çalışmalar yapması için projeler geliştirmiş. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak 2 sene önce Ali Kopuz başkanlığında bu konuya el atmaya karar verdik yönetim olarak. Ve gıda israfıyla ilgili bir senedir biz 9 ve 10'a yakın parametreyi ortaya çıkararak bu konuda gerçekten ülkemizde gıda israfını azaltacak önlemleri, ülkemiz için yararlı olacak projeleri ortaya koyacağız. Şimdi ben dünyadan örnek vereceğim. Dünyada şu anda 1.2 milyar ton, FAO'nun rakamlarıyla 1.2 milyar ton gıda her yıl çöpe atılıyor. Çöpe atılarak israf ediliyor. Bunun parasal değeri 1 trilyon dolar. 1 trilyon. Yani inanılmaz rakamlar. Bu evet. 800 830 milyon insan dünyada aç geziyor, gıdaya ulaşamıyor. Bu gıda israfının sadece 1/4'üyle, bakın sadece 1/4'üyle bu 830 milyon aç insana doyurabilecek kapasiteye sahibiz. Yani dünya israf ettiği 1/4'üne tutsa, israf etmese ve bunları
bir şekilde 830 milyon insana ulaştırsak o insan açlık sorunlarını çözüyoruz. Ya yani olaya biraz böyle bakmak lazım. Şimdi Türkiye'deki ölçülmüş, bugüne kadar ölçülmüş en iyi ölçümü İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Borsası olarak biz yaptık. Önce Çevre Bakanlığı'na gittik. Türkiye'deki çöp miktarı Çevre Bakanlığı'nda belli. Belediyeler her türlü rakamları direkt olarak Çevre Bakanlığı'na iletiyorlar. Türkiye'de 33 milyon ton çöp toplanıyor. 33 milyon ton çöp toplanıyor. Burada yaptığımız araştırmalara göre, yani İstanbul'daki çöp merkezlerindeki yaptığımız araştırmalara göre çöplerin içinde %48 oranında organik ürün var. Yani gıda var. Yani çöpün yarısı hemen hemen gıda. Tabii bu İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu böyle. Doğuya gittiğinizde bu rakam biraz daha düşüyor. Yani %35-40'lara düşüyor organik çöpün içindeki gıda oranı. Ama genelde %45 diyoruz ortalamaya. Türkiye'nin çöpünün %45'i gıda. Yani şöyle diyelim, 14,5 milyon ton her yıl Türkiye'de gıda çöpe atılarak israf ediliyor. Bu korkunç bir rakam. Parasal değeri de yaklaşık 14,5 milyar dolar olarak hesap ediyoruz. Bu neden dolar olarak hesap ediyoruz bunu ve böyle açıklıyorum? Çünkü Türkiye biliyorsunuz gıda ve tarımda her sene 18 milyar dolara yakın bir ihracat yapıyor. Şimdi ihracata yakın 14,5 milyar dolar ihracata yakın bir tutar. Yani Türkiye hemen hemen yaklaşık ihraç ettiği kadar gıdayı israf ediyor. Şimdi bu parametrelerle yola çıktığınızda işte insanların algısını değiştirebiliyorsunuz. Şimdi biz bu projede bu 14,5 milyar doları 2-3 sene içinde bu projede yapacaklarımızda 3-4 milyar dolar geriye çekmek istiyoruz. Ve FAO da zaten 2030'larda bütün ülkelerden bu gıda israfının en azından yarıya indirilmesini istedi. Ve şimdi Birleşmiş Milletler böyle çalışıyor. FAO da böyle çalışırken Türkiye'de de biz İstanbul Ticaret Borsası olarak hem bakanlığımızın da açıkladığı biliyorsunuz bir gıdanı koru diye bir proje açıkladı. Aynı şekilde bu projeye paralel olarak her türlü atraksiyonu yapmaya karar verdik bir borsa olarak. Borsanın zaten geçmişten bugüne kadar yaptığı en büyük projelerden bir tanesi olacak. Ve biz eğer ülkemize 2-3 senede 2-3 milyar hatta 4 milyar dolar bir israfı önleme konusunda katkıda bulunursak ne mutlu bize. Ben projeyle ilgili detaylara geçeyim mi? Sorunuz var mı burada? Evet, ben projenin takvimini merak ediyorum. Yani az önce bahsettiğimiz gibi sanırım bu israf meselesinde birinci adım farkındalık olacaktır. Evet. Yani toplumda aslında attığın çöpün yarısı gıda diye bir çarpıcı kampanyalarla veya işte siz nasıl bir yol belirlediniz bilemiyorum ama öncelikle insanlara bunu anlatmakla başlayacaksınız sanırım. Biraz bize projenin takviminden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, biz tabii ki projede 9-10 maddeyi de şöyle ilerlemeyi seçtik. Bu maddeleri size sırayla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tabii mevzuat ve yönetmelik çalışmalarımız eksik bizde. Şimdi gıda bankacılığı diye bir şey kurdu Avrupa ve bu gıda bankacılığı sistemi Avrupa'da şu anda Fransa ve İtalya'da çok iyi çalışıyor. Bizde de aynı şekilde TİDER diye bir derneğimiz var. Yani TİDER çalışıyor bu konuda. Gıda bankacılığın yaygınlaştırması, aşevi kurulması ve bağış yapılması konusunda mevzuatlarımız eksik. Bu mevzuatların tamamlanması için bir kere mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Burada en önemlisi perakende sektöründeki gıda iadelerini, yani bizim sektörde biliyorsun 10 bine yakın bizim İstanbul Ticaret Borsamızda üyemiz var. Hepsi gıda ile ilgili. Ve marketlerle çalışıyor. Bu marketlerle çalışmada marketlerin iadeleri söz konusu. Mesela hızlı tüketilen yoğurt, süt, işte peynir gibi ürünlerde son tüketim tarihi yaklaştığında hemen iade ediliyor.
veya o sırada adam fazla çekmiş, stokları yüksek, iade ediyor malı. Bunlar hı-hı. maalesef çöpe gidiyor, iade edilenler. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz ve iadeyi kaldırmak istiyoruz. Ama gıda bankacılığında fazlalaşması gerekiyor. Çünkü marketler gıda bankacılığına bağış yapması gerekiyor. Son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin gıda bankacılığına gidip bu gıda bankacılığında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekiyor. Böyle bir sistemi kurmaya çalışıyoruz. Kuracağız da yönetmeliği hazırlatıyoruz. Bu yönetmeliği bakanlıkla birlikte en iyi şekilde Avrupa'daki olduğu gibi çıkartmaya çalışacağız. Ben hızlı hızlı geçiyorum. İsmet Bey, çok özür dilerim. Araya bir şey girmek isterim izninizle. Tabii, buyurun. Bu bahsettiğimiz hani 14,5 milyar ton gıda israfının milyon ton, ne kadarı evsel, ne kadarı restoranlardan, ne kadarı marketlerden diye bir ayrım var mı? Onun ayrımını maalesef yapamıyoruz. Yani o çöpün nereden geldiğinin ayrımı zaten yok. Türkiye'de bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz gıda israfını konuşuyoruz sadece. Üretim ve taşıma depolama kısmındaki gıda kaybını konuşmuyoruz. O hı hı. ikinci fazımız bizim. Biz sadece işletmelerde, dağıtımda, perakendede ve tüketimdeki çöpe giden gıdanın israfını konuşuyoruz. Hı hı. Ama bir de üretimde, taşıma ve depolamada, yani tarlada çiftçinin kaybı var. Bu hı hı. ikinci fazımız. Önce biz gıda israfını halletmeye çalışacağız. Daha sonra bu proje 2-3 sene sonra gıda kaybını tabii tümüyle Tarım Bakanlığı'yla birlikte bir proje hazırlayarak çiftçilere yönelik gıda kaybını oluşturacak depolamada, depolama sırasında, çiftçinin söküm sırasında yani tarladan toplarken ki gıda kayıplarını da önleme noktasında projemiz olacak. Ama biz öncelikle gıda israfını konuşuyoruz. Ama hani bu lokantalar ne kadar gidiyor, otellerden ne kadar geliyor bulmak mümkün değil. Çünkü neden? Aslında Türkiye'de bütün belediyelere buradan çağrı yapıyoruz ki bu konuda da bizim çalışmamız var. Belediyeler 2015 yılında çıkan bir yasası var. Çöpleri ayrı toplamak zorunda. Evet. Ha, gıda çöpe gidiyor da maalesef çöpe gidiyor. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu alıp kompost yapabilir, gübre yapabiliriz. Yani çöpe giden gıdayı. Maalesef bunun ayrı toplanması gerekiyor. Belediyeleri göreve çağırıyoruz bu projeyle. Bu işlerin çok masraflı olduğunu biliyoruz ama Türkiye buna geçmek zorunda. Belediyeler çöpleri yani naylonu, kutuyu ve gıdayı ayrı toplamak zorunda. Ve bunu ayrı topladığımızda da mutlaka ekonomiye o ayrı toplanan gıdalar kazandırılmak suretiyle gene bir katkı sağlayacağız. Yani sıfıra indirmek mümkün değil gıda israfını, yani çöpe giden gıdayı. Burada en aza indirerek, ayrı toplayarak ekonomiye kazandırmak çok önemli. Yani bu konuda da belediyelerle ortak çalışmamız olacak ama biz belediyeleri göreve çağırıyoruz. Çöpleri ayrı toplayın diyoruz. Artık kanun da çıkmış durumda. Lütfen çöpleri ayrı toplayacak sistemleri Türkiye'de oluşturun diye çağrıda bulunuyoruz. Buradan da çağrıda bulunuyoruz. Tabii bizim şu anda aşçılarla, Aşçılar Federasyonu ile yaptığımız çalışmalar var. Burada otellerdeki açık büfelerin COVID'in bir iyi yanı oldu. COVID'de açık büfeler insanların ulaşamayacağı şekilde önde bir böyle bir nasıl söyleyeyim engelleyecek bir plaka koyuyorlar. Aynen öyle. Ondan sonra oraya bir görevli koyuyorlar. Siz alacağınız yemeği işaret ederek açık büfeler bu konsepte geri geldi. Ve bizim konuştuğumuz her otel israfın şu anda azaldığını söylüyor. Çünkü eskiden biliyorsunuz açık büfelerde istediğiniz gibi her şeyi tabağınıza doldurarak yığıyorsunuz. Ve hani o kalktığınız zaman sofradan o masayı gördüğünüz zaman ne kadar büyük bir israf gerçekleştirdiğimizi açık büfede açıkça görüyorsunuz. Yani açık büfelerdeki israfın geçmiş alıştığımız şekilde yapıldığı zaman %60'lara yani %60'lara kadar israf olduğunu biz gözlemledik, tespit ettik. Ama şimdi COVID'den dolayı ayrı bir sisteme geçildi. Biz
Aşçılar Federasyonu ile birlikte, Turizm Bakanlığımızla birlikte bu adımın devam etmesini istiyoruz. Covid bittiğinde de açık büfelerin bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Çünkü siz o mesela salata barın önüne geldiğinizde bana şuradan verir misiniz, işaret ettiğinizde işte domates salatasını veya marul salatasını, zaten o kişi az koydu. Öbüründen de az koyuyor. Siz hani eski böyle özgürlüğünüz olmadığı için gerçekten hani gözünüz doysun gibi bir mantıkla biraz da utanarak az alıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Gidiyorsunuz yemek kısmına, hani köfteden alıyorsunuz, bir tane iki tane veriyor zaten. 10 tane köfte alamıyorsunuz, özgür değilsiniz. Etten de koy diyorsun, o da bir tane et koyuyor. Şimdi burada israfı da önlüyorsunuz, hem de sağlıklı besleniyorsunuz aslında. Evet. Yani tabağınızı alıp bitirmeye çalışmıyorsunuz. Tabağınıza az az alıp tüketiyorsunuz. Zaten insanlar doyduktan sonra artık o yemeği istemediği zaman, hani o şeyi psikolojiyi açtıktan sonra gıda israfını önüne getirmiyor. Yani siz doyduktan sonra her şey bitiyor. Masadan kalkıp gidiyorsunuz. Ne bıraktığınızın farkında değilsiniz. Onun için hani biz bu konularda hem menüleri düzeltmek açısından. Mesela garnitür. Türkiye'de garnitür her türlü işte kebapta da yemekte de yanına konur. Ama hiçbir zaman sorulmaz. Biz menülerde garnitürü ayırtacağız. Yani siz bir eti istediğinizde eğer gerçekten bulguru sevmiyorsanız pilav isteyeceksiniz. Pilavı sevmiyorsanız makarna isteyeceksiniz. Veya işte sebzelik isteyeceksiniz. Siz isteyeceksiniz. Menülerde ayırmaya yönünde çalışma yapacağız. Garnitürlerde siz istemediğinizi, bilmediğiniz için ne geleceğini. Evet. Bulgur geldiğinde mesela bulguru sevmiyorsanız bırakıyorsunuz. Veya işte yanında yeşilliği sevmiyorsanız bırakıyorsunuz onu. O da israf oluyor. Yani bu tip algılarla, bu tip çalışmalarla hem lokantada hem otellerdeki israfı önleyeceğiz. Şimdi milli eğitim müfredatında da çalışmamız var. Bu çalışmalar Avrupa'da var. Biz aynen Avrupa'daki örneklerini alarak biz Türk insanına nasıl uygulayacağımızı aynen bir müfredatı ortaya çıkararak yapacağız. İlk öğretimde 4 yıllık eğitime mecburi gıda israfına yönelik ders koydurtacağız. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'yla çalışacağız. Müfredatı hazırlıyoruz. Kitapları bile hazırlıyoruz. Direkt olarak bakanlığa gidip işte müfredatıyla bu konuyu çalışıyoruz. Bu da gelecek sezon, yani gelecek seneye 2020 sonuna yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah 2021'de derslerde, ilk öğretimde gıda israfına yönelik ilkokul talebelerimizi, çocuklarımızı eğitmeyi düşünüyoruz. Çünkü onlar evde yeni kişiliklerini bulan insanlar. Evet. Eğer gerçekten gıda israfını öğretebilirsek anne ve babasına ders verebilecek noktaya gelir. Anne bak gıda israfı yapıyorsun diyebilir, yönlendirebilir. Orada kendi kişiliğini de ortaya koyabilir. Çocuklar çok önemli bu eğitimde. Yani onları eğitirsek anne babamızı da eğiteceğimizi düşünüyoruz. İnsanlara örnek olacaktı. O küçük insanların ağzından çıkan laflar çok etkiliyor hem ebeveynlerini hem çevresindekini. Yani biz onun için sadece ilk öğretimi öne aldık. Çalışmalar da bu yönde. Zaten psikologlar da böyle söylüyor. Yani ortaokulda değil veya lisede değil, ilk öğretimde öğreteceksiniz gıda israfını diyorlar. Alışkanlık haline gelecek. Biz algıyı değiştirmek istiyoruz. Yani geleceğimizi kurtarmaya çalışacağız bu konuda. Bizim bir de üniversitelerde ödüllü yarışmamız var. Evet, bir yarışma düzenliyorsunuz. Evet. Bu yarışmanın detayları, başvuru süresi, sonuçlanma tarihi ne olacak? Şimdi bizim Instagram, Facebook ve bu sosyal mecralarda bizim gıdaisrafı.com diye oluşturduğumuz mecralar var. Buralarda biz zaten duyurularımızı yapıyoruz. Gıdaisrafı.com web sitemizde de aynı şekilde duyurular var. Biz gıda israfını önleyecek projenin üniversitede hangi bölümde okursa okusun,
her türlü öğrencinin katılabileceği bir platform hazırladık. Kasım'a kadar başvuruları topluyoruz. Bu başvuruları topladıktan sonra bir jürimiz oluşacak. Gıda israfını en iyi şekilde önleyecek projeye de birinciye 30 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncülere mansiyon ödüllerimiz var. Yani toplamda 65 bin liralık bir ödül vereceğiz. Bunu da üniversite öğrencilerine katkı anlamında da kendi geleceklerinde bir parça payımız olsun diye yapıyoruz. Ama ben öğrencilerimize, gençlerimize çok güveniyorum. Bize çok güzel projeler hazırlayacaklardır. Gıda israfını önleyecek, hem sosyal medyada hem algıyı düzeltecek, hem insanların davranışlarını düzeltecek projeler bekliyoruz onlardan. Buradan da duyurmuş olalım. Biz gıda israfıyla ilgili üniversite öğrencilerimizden ciddi projeler bekliyoruz. Güzel de bir yarışma olacak inşallah. Kasım ayında da bu başvuruların sonlandırılması ve biz de Ocak ayında da herhalde bu bilincileri açıklarız. Harika. Efendim bu 3 yıllık bir çalışma olacak dediniz ilk etapta. Bir bütçe belirlendi mi acaba? Hayır, bizim zaten İstanbul Ticaret Borsamızda belli bir bütçemiz var ayırdığımız. Ama bu bütçeyle nasıl söyleyeyim? Yani kısıtlı değil, öyle söyleyeyim. Bizim her sene zaten bütçe yapımız var. Biz rahatlıkla 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon buraya harcayacak durumdayız. Zaten başkanımız da çok destekliyor bu projeyi. Bu proje zaten hani PR'ı da çok fazla yapılmaya başlandı. Ben kanallara da çıkmaya başladım. Her türlü kanalda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli bir proje bu. Biz evet. Sosyal mecrayı çok iyi kullanmaya başladık. Diyetisyenlerimizle birlikte insanların evde kalan yiyecekleri, buzdolabında nasıl yiyeceklerin saklanması gerektiğini, alışverişe nasıl çıkılması gerektiğini, alışverişe insanlarımız tok çıksın. Yani aç çıkmasın. Çünkü aç çıktığınız zaman sizin psikolojiniz çok farklı ama tok çıktığınız zaman psikoloji çok farklı. Bunları öğreteceğiz diyetisyenlerimizle birlikte. Sosyal mecralarımız çok farklı yarışmalara giriyor. Yani biz orada interaktif bir şekilde insanları bu gıda israfının önlenmesi konusunda yarışmalara sokuyoruz. Hediyeler veriyoruz. Yani buzdolabını nasıl düzenlersin? İşte bize resim çekip atıyor. Kalan yemekleri nasıl öbür gün nasıl değerlendirirsin? Resim çekip atıyor. Kendi işte menüsünü yapıyor. Biz bu insanlara da ödüller veriyoruz. Katkı vermeye çalışıyoruz. İnsanları hani bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kamu spotlarımız ortaya çıktı. Biz RTÜK'e başvurduk. İnşallah televizyonlarda iki tane kamu spotumuz var gıda israfıyla ilgili. Bunlar da yayınlanmaya başlar. Yani sosyal medyayı da çok kullanmaya çalışıyoruz. Projemizi böyle sürdürmeye devam edeceğiz. Ama evet. İkinci fazda 2-3 sene sonra dediğim gibi üretim ve depolama kısmında hem çiftçilerimize, tarımsal eğitimde bakanlığımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu komitede İstanbul Ticaret Borsası'nın bitmeyecek bir projesi bu. Devamlı yani bizler oluruz olmayız. Daha ileride de mutlaka bu komisyon devam edecektir. Çünkü çok soluklu bir proje bu. Her zaman bir parametre ekleyebilirsiniz. Bu çalışmaya katkı sağlayacak her türlü projeyi ekleyebilirsiniz. Ama bizim dediğimiz gibi 14,5 milyar dolarlık israfı en azından 2-3 sene içinde 2-3 milyar dolar geriye çekmek. Evet. Şimdi İsmet Bey, pandemiyle birlikte karantina günlerinin o en başını hatırlarsak insanlarda ilk tepki, siz de hani herkes şimdi izleyicilerimiz de biliyorlardır. Eyvah, dolaplarımızı doldurmalıyız. Şöyle bir makarnamızı, buğdayımızı almalıyız, unumuzu yığmalıyız, sokağa çıkamayacağız şeklinde oldu. Arkasından gelen haberler ise bu telaşla birlikte gıda fiyatlarındaki artışla ilgiliydi.
Şimdi biz tabii ki çok fazla konuşuyoruz. En çok dikkat çeken konulardan biri de neden bu kadar gıda üreten, tarımı olan, tırnak içinde tarımı olan bir ülke iken biz gıdayı bu kadar pahalı kullanıyoruz. Sizce gıda fiyatlarıyla gıda israfı arasında nasıl bir bağlantı var? Ve bu projeler başarıya ulaştığında tüketicinin cüzdanına bu nasıl yansıyacak? Şimdi öncelikle bu soru çok önemli. Çok güzel bir soru sordunuz. Pandemi sırasında evet Mart ayında biliyorsunuz. Biz Mart sonunda ilk COVID hastası çıktığında insanlar ama tüm dünyada, yani ben insanlarımızı suçlayamıyorum. Tüm dünyada büyük bir panik havası yaşandı. Yani bu gelişmiş olsun gelişmemiş olsun bütün ülkelerde marketlere hücum. Yani bu kaçınılmaz bir psikolojiydi. Yani buna insanları hani ya niye böyle yapıyorsun? Hani bunun hani geleceği böyle değil. Biz tarım ülkesiyiz. Bizde hani ürünler yok olmaz falan deseniz bile insanlar o psikolojiyle, çünkü hani böyle yanındaki eğer gidip saldırıyorsa, yani çevredeki insanlar gidip saldırıyorsa, siz de o psikolojiye o çevrede giriyorsunuz. Yani siz de mutlaka alışveriş, ben de yaptım. Yani ben de gidip 2 haftalık, 3 haftalık alışveriş yaptım. Yapıldı bu. Yani ben insanları kesinlikle suçlayamıyorum. Ama şu oldu. Yani 10 katına çıktı. Yani ben 50 kilo nohut alan insanı gördüm. Ya ne yapacaksın 50 kiloyu kardeşim? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Sen 50 kilo nohutu evdesin, 4 kişiysen bir senede tüketemezsin. Zaten o hani yaz geçtikten sonra eğer düzgün bir yerde saklamıyorsan, nemli ve güneşli bir ortamdaysa bozulacak. Al sana gıda israfı. Yani insanların maalesef gerçekten çok abartarak alışveriş yaptı. Şu anda yani marketler evet 10 katına çıktı söylüyorum size. Yani bir ay boyunca satışlar 10 katına çıktı. Yani 10 aylık ihtiyacını aldın. Şimdi biz şu anda marketlerin hani satışları biraz yavaşladı. Bizim de sevkiyatlarımız yavaşladı marketlere. Tabii ki bu kuru gıdadan bahsediyorum. Yani çabuk tüketilen etten veya tavuktan değil. Ben kuru gıdadan, makarnadan, işte pirinçten, nohuttan, bakliyattan bahsediyorum. Bunu stok yapabilecek ürünlerden bahsediyorum. İnsanların evlerinde şu anda stok var. Marketlerde de belli bir stok var. İnşallah bu ürünler bozulmaz. Güzel saklanır. Evlerde de güzel saklanır. Çünkü bunlar yaşayan organizmalar, böceklenir doğal olarak. Yani ortamı bulunca böceklenir. Nem ortamı, güneş ortamını. Onun için inşallah onlar israf olmaz ama çok büyük bir alışveriş yaptı Türkiye. Ama yokluk hiçbir zaman olmayacaktı. Çünkü Türkiye'nin hem stokları buna yeterdi. Yani 2-3 aylık bir problem olabilirdi ama stoklar da yeterdi. Yani tarlaya gidilmez, üretim yapılamaz, üretim yerlerinde, sanayilerde hani COVID'den dolayı kapanma olur. Endişe buydu. Ama tabii böyle bir şey olmadı. Hem sanayicilerimiz de bizler de çok büyük önlemler alarak şu anda gıda üretimi yapıyoruz. Ama bir dahaki hani COVID tekrar Eylül'de, Ekim'de Türkiye'yi etkiler gibi bir sorunda ben bir daha insanlarımızın bu kadar saldıracağını düşünmüyorum. Biraz daha böyle bir şey olduk. Hani ya tamam COVID önlemleri alırsa geçirilebilen bir hastalık olacağını bildiğimiz için artık hani marketlere saldıracağımızı düşünmüyorum. Yani tarım olayına geldiğimizde Türkiye'de tabii ki tarımsal ürünlerde maalesef yaklaşık 12 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Önce bunu bitirme yolunda adımlar atmamız gerekiyor ki atılıyor. Bazı noktalarda mesela en büyük 2-3 milyar dolarlık bir Türkiye'nin ham yağ ve yağlı tohumlar ihtiyacı var, ithalatı var. Bu konuda öncelikle adımlar atılması gerekiyor. Türkiye'nin yani ayçiçeğini yetiştirebildiği her yerde ayçiçeğini ekmesi gerekiyor yağlı tohumlarda. Ve dışarı bu ham yağda dışarı bağımlılığımızı öncelikle önlememiz gerekiyor. Fiyatların artışı da tümüyle dolara bağlı. Bakın buradan çok net bir ifade söylüyorum. Çünkü tarımsal ürünler
her yerde tüketiliyor. Yani sizin ürettiğiniz domates Vietnam'da da tüketiliyor, Filipin'de de, Amerika'da da. Siz bunu ihraç edebilirsiniz. Yani sizin buradaki fiyatınız hiç önemli değil. Dünyadaki fiyatı önemli. Yani bugün pirinç fiyatları 1000 dolarsa, bugün Türkiye'deki çeltik fiyatları, yani üretimdeki çiftçinin elindeki çeltik fiyatıyla sanayideki pirinç fiyatı, o yurt dışındaki o pirinci, en yakın pirincin fiyatıyla aynıdır. Çünkü ihracat yaparsın. Yani bu ya ihracat olur o fiyatlı, ya da iç piyasada tüketilir. Yani doların yükselmesi direkt olarak bizim bu fiyatları, tarımsal ürünleri direkt etkili. Yani birinci derecede etkili. Tabii ki üretim de çok önemli. Eğer biz üretimi, gerçekten ithal ettiğimiz ürünlerde üretimi kendimiz halledersek, mesela buğdayda 9,5 milyon ton geçen sene rekor kırdı üretim, yani ithalatta. Ama bunun gerçekten ihracat ayağı var. Yani biz un ihracatında dünyada birinciyiz. Makarna ihracatında son derece güzel bir ivme yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin tona yakın bir makarna ihracatımız var. Şimdi bunlar desteklenmeli. Türkiye eğer gerçekten o 9,5 milyon tonu da üretse, ihracatçımıza verse, daha güzel olmaz mı? Yani hem bu dolarlar Türkiye'de kalır, hem bizim çiftçimiz gelişir, para kazanır, üretim yapar. Yani biz bu konularda önlemlerimizi net olarak almamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli belli. Covid'den dolayı her ülke kendi tarımını öne çıkaracak adımlar atıyor. Bizim de Tarım Bakanlığımızla görüşüyoruz, yakından görüşüyoruz. Öncelikle hayvancılığı çözmeye çalışıyorlar ki çok önemli adımlar atılıyor. Başkanımız direkt Tarım Bakanımızla görüşüyor. Hayvancılıkta gerçekten ilerleme var. İnşallah bu konu çözülür. Bitkisel üretimde de çok önemli projeler ortaya konuluyor. İnşallah ithalatı bitirip ihracata yönelik adımlar atacağız. Ama biz hani dünyada üretilmeyen tek şey toprak. Yani siz toprağınızı üreterek sınırlarınızı genişletemezsiniz. Dünyada toprak üretimi yok. Bizim topraklarımızın her karışını tarıma açarak, artık şehirdeki gelişmeleri teşvik etmeden, kırsal dönüşümü, yani şehirden artık kırsala dönüşümü gerçekleştirmek için her türlü adımı atmamız lazım. Her türlü tarımsal alanı da korumamız gerekiyor. Çünkü ileride tarım 2050 yılında 9,5 milyara çıkacak bir dünya var nüfus olarak. Ama bizim gıda ihtiyacımız, yani %30 nüfus artacak ama gıdaya ihtiyacımız %50 artacak. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler sınıfına girdikçe, zenginleştikçe gıdaya talep artıyor. Onun için bunu bilerek tarımsal ürünleri, bugün potansiyelimiz belki, hani geçen sene biliyorsunuz tarımsal hasılamız 45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bizim potansiyelimiz en az 100 milyar dolar, çok iddia ediyorum. 100 milyar doları çıktığınızda ihracatınız 40 milyar dolarlara gelir. Ve Türkiye kendi şu anki hani ihracat ithalat dengesini tarımla bile kapayabilir. İnşallah hani bu dün çıkan haberde biliyorsunuz, inşallah petrol bulundu veya gaz bulundu, tam olarak bilemiyoruz Karadeniz'de. Hani bu enerji ithalatını da bu yönde de kaparsak, gerçekten Türkiye'nin hem tarımsal hem enerji yönünde adımlarını attığı zaman, yani Türkiye dünyada söz sahibi olmaya aday bir ülke. İnşallah bunları başarırız. Ama hani başarırız derken, tarımı senelerce konuşuyoruz. Tarımdaki enflasyonu sadece konuşuyoruz bazı yönde. Bırakın enflasyonu konuşmayı diyorum ben. Buradan sesleniyorum. Biz artık üretimi konuşalım. İthalat yaptığımız ürünleri konuşalım. Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini konuşalım. Biz ürettikçe zaten göreceksiniz, enflasyon da, gıda enflasyonu da düşecek. Ne kadar çok üretirseniz gıda enflasyonu düşer. Çiftçimiz ne kadar memnun kalırsa üretime yönelir. Biz artık kentsel dönüşüm değil, kırsal dönüşüme dönelim. Bu insanları, bu genç insanları şehre göndermeyelim. Çiftçi yapalım. Onlar da
standartlarını, köydeki standartlarını yükseltelim. Oradaki okulları, belki oradaki sinemaları, bakın sinema konuşuyorum. Köyde sinema konuşuyorum, tiyatro konuşuyorum. Yani bu neden geliyor burada sadece geçimini sağlamak için şoförlük yapıyor. Şoförlük ayıp bir şey değil. Yani orada kendi çiftçiliğini devam etse çok daha iyi yaşayacak bir ortama sahip. Ama biz onlara gerçekten yüzünü güldürecek ürünleri, tohumları, sahayı açtığımız zaman inanın o kentte yaşadığı o hani nasıl söyleyeyim az geliri köyüne döndüğü zaman çok gelir ve gerçekten ailesiyle birlikte mutlu bir ortamda, standartları yükselmiş bir ortamda, okulu olan bir köyde çocuk yaparak devam edeceğine inandığı zaman, çocuğunun geleceğinin burada olduğuna inandığı zaman çiftçiliğe dönecektir. Yani bu kırsal dönüşümü de en iyi şekilde yapacak güce de sahibiz. Bu evet. Projeler de Tarım Bakanlığı'nda var. Evet. Bütün bakanlıklarımız da zaten bu yönde çalışmayı yapacak güçte. Yani bunun da artık Covid'de düğmeye basmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Yani nispeten oldu. Çok teşekkür ederiz İsmet Bey. Rica ederim. Birlikte olduğunuz ve gıda israf projesinden bize bilgiler aktardığınız için. İyi ben günler. Teşekkür ederim Yasemin. Kolay sağ gelsin. Olun efendim. Hoşça kalın. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Efendim bugün İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral'la gıda israf projesiyle ilgili konuştuk. Gıda israfının aslında hayatımızın her alanında ne kadar etkili olduğundan ve bu projenin başarıya ulaşmasının geleceğimiz için de ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Önümüzdeki hafta İyi Bir Dünya programında bambaşka konuklarla bir araya gelmek üzere. Hoşçakalınız.